Ey sarı bürokrat! Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bekledik ki saat 22 olunca herhalde Sayın Kılıçdaroğlu o kadar iddialı konuşuyor ki. Hı hı. Yani hep her programda söylüyorum. Yani öyle önemli bir hadiseyi anlatacakmış gibi bir yaygara koparıyorlar ki. Bakıyorum Twitter'da bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri, il ve ilçe örgütleri bu noktada ciddi çalışmalar yapıyorlar. Onlar da zannediyorlar ki genel başkanları düzgün bir şey açıklayacak. Sanki bu gece bir kaçış var ve onu ifşa edecek gibi geldi aslında, değil mi? Bir kesim böyle düşündü. Genelde biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçışlarla ilgili yaptığı açıklamaları FETÖ'nün televizyonlarında Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelttiği günlerden hatırladık. Hatırlarsanız o zamanlarda da Sayın Cumhurbaşkanı'na kaçacak demişlerdi. 15 Temmuz gecesi en önde kaçan kendileri oldular. Sayın Cumhurbaşkanı'na hatırlarsınız o dönemdeki otel sahibi, isterseniz benim çok hızlı bir yatım var, sizi hemen bir adaya götürebilirim diye Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde teklifte bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı da yani ben oralarda değil, öleceksem bu topraklarda öleceğim diye cevap verdi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ise bir belediye başkanının evinde iki tane koltukta televizyon izlerken ki görüntüleri paylaşıp 15 Temmuz'da ne hikmetse öyle mücadele ettiğini gösterilmeye çalışıldı. Şimdi artık şöyle bir duruma doğru gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisinin biliyorsunuz bir temsilcisi var. İsmi Yurten Özcan. Şimdi bu Yurten Özcan denilen kişi özellikle 15 Temmuz sürecinden önce de özellikle Amerika'da çok ciddi bağlantıları olan, hatta size şöyle söyleyeyim ki 14 Temmuz 2016 günü yani darbeden bir gece önce Pentagon'a giden bir kişi bu. Şimdi, darbeden bir gece önce? Bir gece önce. Darbeden hemen sonra ise bakın size çok önemli bilgiler veriyorum. 2 Ağustos 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na, 3 Ağustos 2016 tarihinde Musevi kuruluşlarının olduğu toplantılara, 4 Ağustos 2016'da ise Michel Rubin yani eski Pentagon yöneticisiyle özel bir görüşme yapıyor. Ve bu kişi, bu görüşmeleri yapan kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Çünkü bu konuyla bağlantılı. Bu konularla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nu evrak anlamında besleyen ve ona bir takım bilgileri ulaştıran kişi bu. Şimdi bu kişinin kimlerle bağlantılı olduğunu görmemiz lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz FARA kayıtları adı altında bir kayıt sistemi var. Yani bu kayıt sistemi özellikle oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı görüşmeleri şeffaflık olarak nitelendirmek için tüm herkesin bilmesi için bu görüşmelerin hepsini kayıt altına alıyorlar. Yani örnek veriyorum, Duygu Hanım'la görüştüyse görüşmenin detayı nedir? Kiminle görüşmüştür? Nerede görüşmüştür? Bunlar hepsi kayıt altında. Kayıt altında. 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Henry Buckley, hatırlarsınız Osman Kavala'nın davasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanı olan bir kişi, Türkiye masasında görevli olan bir ajan. Bu kişiyle irtibatlı olduğu zaten FARA kayıtlarında ortadaydı. Yani FARA kayıtlarında da resmi olarak bu kişinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi olan Yurten Özcan'ın bu ajanla düzenli olarak görüştüğü zaten kayıtlarda. Bunlar hiçbir şekilde saklanan şeyler değil. Şeffaflık açısından zaten Amerika bunları da söylüyor. Diyor ki biz bu kişiyle görüştük. Bunlar kayıtlı belgeli. Kayıtlı. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi bilmesine rağmen hatırlayın o zaman 15 Temmuz'dan sonra Sayın Mevlüt Çavuşoğlu meclis kürsüsünden Yurten Özcan'ın FAV kayıtlarında Henry Buckley ile birlikte yapmış olduğu görüşmeyi söyledi. Cumhuriyet Halk Partililer ses çıkartamadılar. Şimdi bu kişi Ensar ve Türkiye ile alakalı olarak bir iddia ortaya attırdı. Kime? Sayın Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bakın gelelim size o mevzuya. Niye dağ fare doğurdu diyorum. Şimdi Ensar Vakfı ile TÜRGEV beraber TÜRKEN diye bir vakıf kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruluyor bu vakıf. Bu vakıf ne işe yarıyor? Örnek veriyorum, buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenciler gidiyorsa, Türk öğrenciler.
bunların oradaki barınma, okuma konularında yardımcı olup Türk öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Şimdi bu olay nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline geliyor ve bu hale geliyor diye izleyicilerimiz soruyor olabilir. Şimdi onun cevabını vereceğim. Amerika'da işte bu öğrenciler oraya gidip eğitim görürlerken Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı bundan 9 ay önce diyor ki siz buradaki yaptığınız faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine yani onun adına bir faaliyet gösteriyor durumundasınız diye sizi görüyoruz diyor. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz yani işte bu Sputnik'le vesaire diğer yerlerde de oldu. Bir devletle bağlantılı olarak işbirliği içerisinde iş yapan kuruluşlarla alakalı oranın bakanlıkları bu konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Ve diyorlar ki siz devletle işbirliği içerisinde yapıyorsunuz. Burada Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğiniz var. Hı hı. Bu öğrencilerin de yarın bugün hükümet lehine yani Türkiye Cumhuriyeti adına çalışma faaliyetleri olabilir. Bununla ilgili bir araştırma yapacağız diyor. Bunun üstüne yapılan bu araştırmalar neticesinde siz buraya işte nereden para geliyor, kimlerden gönderiliyor vesaire bunların hepsinin hı hı. araştırmaları yapılıyor. Bu araştırmalarda yalnız bilinmek bir olay var. Mesela siz TÜRGEV'e veya ENSAR'a bu noktada bir bağış yapacaksanız şöyle bir bağış yapabilme şansınız var. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyacak öğrenciler için bağış yapıyorum hı hı. deyip para gönderebilme şansınız oluyor. Hı hı. Şimdi orada New York'ta çok büyük bir yurt yapıyor bu iki vakıf birlikte. Şu anda hatta 20. katına kadar da gelmiş durumdalar. Hı hı. Yani buradaki bu yapılan yurdun yeriyle buradaki eğitimde tamamen Türkiye ile alakalı. Yani buradan giden öğrencilerimizin orada barınması veya eğitim görebilmesi adına faaliyetler yapılacak. Ayrıca bir de şu faaliyetler var. Oradaki bulunan Amerika'daki öğrencilerin yani yabancı uyruklu öğrencilerin de biliyorsunuz dünyada Türkiye'nin aleyhine de çok ciddi olarak faaliyetler gösteriliyor. Hı hı. Bunların tam tersi olduğunu gösterebilmek için o öğrencileri Türkiye'ye getiriyorlar. Ve onların da burada nasıl bir hayat yaşadığımızı, buradaki üniversitelerin durumunu, işte tarihi yerlerimiz vesaire bunlarla ilgili oradaki öğrencilere de bilgilendirme yapıyorlar. E tabii bunun için bir para harcıyorlar normal olarak. Ama şimdi bu gönderilen paraların hiçbir tanesi veya oradaki görüşülen Adalet Bakanlığı yani Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin hiçbir tanesi gizli kapaklı değil. Kayıt dışı değil diyorsun. Yani şimdi örnek veriyorum. Belirli miktarlarda para söyleniyor. Miktarların ben ne kadar çok olduğunu büyük bilmiyorum. Büyük miktarlardan bahsetti aslında şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle bir şey düşünelim Duygu Hanım. New York'ta 20 katlı bir yurttan bahsediyorsak zaten bu yurt için zannediyorum çok ciddi miktarlarda bir para harcanması lazım. Evet ama şimdi bahsettiği rakam bir bağış gibi değil yani şimdi, sanki onu aşan bir durumdan söz ediyor. Oradaki iş adamlarının. Şimdi bir para kaçırmaktan bahsediliyor. Hı hı. Allah aşkına Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 ay önce Adalet Bakanlığı'nın sorguyla ki bunlar da FAVA kayıtlı yani FARA'ya kayıtlı. Burada durum şu siz yine yaptığınız bu görüşmelerle ilgili yaptığınız bu konuşmalarla ilgili Amerika'daki yine bu şeffaflıkla alakalı olan durumda bu görüşmelerin hepsi kayıt altında. Hı hı. Yani sizin gayri resmi yapmış olduğunuz bir durum olmuş olsa zaten bunlar kayıt altında olmaz. Veya Amerika Birleşik Devletleri sizin bu gayri resmi yaptığınız işlemle alakalı size bir işlem uygulaması lazım. Evet. Öyle değil mi? Herhangi bir işlem de yok.